Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle lütufta bulunan, Kur'an-ı Kerim ile bize hidayeti ve iyiliğin yollarını gösteren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den beri hakkı, hakikati tebliğ eden, Rabbimizin davetini ve rahmet mesajını getiren bütün peygamberlere ve özellikle hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizlerle buluşturan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Efendimize sonsuz salat ve selam olsun. Sözlerime başlarken hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum değerli Müslüman kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Şair diyor ki, emri bülentsin ey ezan-ı Muhammedi, kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi, Sultan Selim'e evveli ram etmeyip ecel, fethetmeliydi alemi şan-ı Muhammedi. Evet, bu şekilde şairin ifade ettiği büyük bir mana vesilesiyle Türkiye'deki imamlarımızın, müezzinlerimizin, din görevlisi kardeşlerimizin arasında yapılmış olan ezanı güzel okuma yarışmasının finali münasebetiyle Bitlis'te Ulu Cami'de bulunuyoruz. Bu yarışma yarışmaların en güzelidir. En güzellerinden birisidir. Çünkü ezan-ı Muhammedi İslam'ın, Müslümanların en önemli alameti farikalarından birisidir. Sesi ve ifade ettiği manayla alemi kuşatan ezan-ı Muhammedi'nin en güzel şekilde okunması gayretinin bir neticesidir bu yarışmanın düzenlenmiş olması. Bu vesileyle kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli bir yeri olan medreseleri, ilmi şahsiyetleri ve değerleriyle geleceğe ışık tutan milli mücadelenin simge şehri, şehirlerinden birisi olan Bitlis'te olmaktan son derece mutlu olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Günde 5 defa gök kubbede yankılanan ezan, Allah ve Resulünden tüm insanlığa yönelik ilahi bir çağrıdır, bir davettir. Allah'ın varlığı ve birliği, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın onun elçisi oldu ve asıl kurtuluşun ahiret mutluluğunda bulunduğu gerçeğini bizlere haykırmaktadır. Hayya alessalah, hayya alel felah davetleri, haydin namaza, haydin kurtuluşa. Namazın en önemli kurtuluş olduğunu gökleri delercesine müezzinlerimizin, ezan okuyan hocalarımızın sesleriyle haykırmaları işte bu gerçeği ifade etmektedir. Dolayısıyla hakikatin çağrısı belleklerimize bu çağrıyı nakşeden ezan ebediyete kadar lafzı ve manasıyla yeryüzünde yankılanmaya devam edecektir inşallah. Kardeşlerim, her dinin ve o dine inananların bir takım sembolleri, alametleri ve ayırıcı özellikleri ola gelmiştir.
İşte ezan-ı Muhammedi de dinin, yani Allah indinde tek din olan, yegane din olan İslam'ın inananlarının en önemli sembollerinden birisidir. Bu yönüyle ezan-ı Muhammedi bir beldenin, bir şehrin Müslüman oluşunun ilanıdır. İslam'ın zahiri şiarlarındandır, şeairindendir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz'den günümüze İslam ile buluşan, fethedilen beldeler fetih ezanıyla İslami kimliğe kavuşmuş ve ümmet varlığı haline gelmiştir. Ezan, ilham verici bir davet, etkileyici bir tebliğ, sarsıcı bir uyarıcı ve hayat veren bir mana iklimidir. Ezan, ilahi huzura, ikrama, muhasebeye, hürriyete, hakimiyete ulvi bir davettir. Ezan, Müslüman toplumlarda dünyaya gelen çocuğun yeryüzünde duyduğu ilk sestir. Çünkü daha doğduğu anda kulağına, sağ kulağına ezan, sol kulağına yine ezanın sözlerinden oluşan kamet okunmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın yüceliğinin ve tekliğinin vücut bulduğu Allahu Ekber, Allahu Ekber nidalarıyla varlık aleminin yegane sahibi olan Rabbimizin azametinin en güzel biçimde ilan edildiği, yer ve göğün şehadetlerini yinelediği, sevgili Peygamberimizin isminin zikredilmesiyle kurtuluşun müjdelendiği ezan, bizlere her an imanlı olmanın heyecanını bahşederken, bütün insanlığı da kurtuluşa, felaha çağırmaktadır. Bu açıdan ezan, yeryüzünün farklı yerlerinde okunmasıyla, ki 24 saatin her anında, her dakikasında yeryüzünde ezan okunmaktadır. Bu da ezanın en önemli mucizevi özelliklerinden birisidir. Dünyanın yuvarlak olması münasebetiyle ve her dakika, her meridyen aralığında ezan okunması münasebetiyle 24 saat boyunca kesintisiz okunan bir özelliğe sahiptir ezan. Ne büyük bir mucizedir bu. O yüzden kardeşlerim, zamanı ve mekanı hakimiyeti altına alan en güçlü ses, bütün zamanı ve bütün mekanları hakimiyeti altına alan en güçlü ses ve Hakk'ın yüceliğini ifade ederek alemlerde yankılanan hoş bir sadadır ezan. Kardeşlerim, İslam medeniyetinde edebiyatın, sanatın, şiirin ayrılmaz bir parçası olan ezan, bir ibadet çağrısı olduğu, namaz dinin direğidir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu ve İslam'ın en önemli şartı olan namaza çağrı olduğu kadar, aynı zamanda dini ve milli musikinin de en özlü sesidir ezan. İslam sanatı ve musikisi içinde özgün bir kimlik kazanan ezan, Anadolu, Balkanlar ve Avrasya coğrafyasında bizlere tevarüs eden bugünkü biçimiyle okunmuştur. Ayrıca Osmanlı döneminde ezan, İstanbul'da her vakit o vaktin haleti ruhiyesine uygun olarak farklı makamlarda okunmuş. Sabahleyin okunan ezan sabah makamı, öğleyin okunan ezan uşşak neva makamı, İkindi vaktinde okunan ezan rast makamı, akşam vaktinde okunan ezan hüzzam segah makamlarında
ve yatsı vaktinde okunan ezan, Hicaz makamında asırlardan beri okunarak bu güzelliği milletimiz ruhunda, gönlünde yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Bu şekilde farklı makamlarla okunmuş, minarelerden yükselen bu ulvi ses, Müslüman ve gayrimüslim pek çok insanın ruh dünyasına tesir etmiştir. Bu meyanda gönüllere huzur veren, insanı hep uyaran, hem uyaran hem de uyandıran bir nida olan ezan, ihtida edenlerin İslam dinini seçiş hikayelerinde en önemli unsur olarak göze çarpmaktadır. Yeri gelmişken ifade etmeliyim ki, asırlardır dinimizin inanç, ibadet ve şehadet çağrısı olarak yeryüzünde yankılanan ezan, sevgili Peygamberimizin kendine itimat edilen kişi olarak tarif edip hakkında bağışlanma dilediği müezzinlerimiz tarafından gür bir sada ve güzel bir sesle ölçülü şekilde asıl ve usule riayet edilerek okunmalıdır. Kardeşlerim, tevhid ve risaletin en özlü cümlelerini bünyesinde barındıran ezan, dil, ırk, renk, kültür, ülke ve coğrafyaları farklı da olsa yeryüzünde Müslümanların kardeşliğini ilan etmektedir. Müminlere bir kimlik ve aidiyet kazandıran bu evrensel davet, kişiyi İslam toplumunun bir ferdi olduğu şuuruna ulaştırmaktadır. Bu bağlamda ezan, İstiklal mücadelemizden 15 Temmuz'a bahse konu fonksiyonuyla uyanışın, dirilişin, özgürlüğün ve kurtuluşun sembolü olmuştur. Rabbim bu ezanları ilelebet daim eylesin. Şairin ifade ettiği gibi, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli duasına biz de amin diyoruz. Yarışmaya katılan bütün hocalarımı tebrik ediyorum. Bu şekilde ezan okumayı Rabbim bütün gençlerimize, bütün görevlilerimize, hocalarımıza nasip eylesin diyorum. Hepinize bu yarışmaya katılımınız, iştirak etmiş olmanız dolayısıyla şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.